Bismillah. Riyaz-ı Salihin adlı eserde Ramazan ve oruç ile ilgili bölümlerde okumaya devam ediyoruz. 230 nolu bab başlığı, bölüm başlığı, her ay 3 gün oruç tutmak. Bu 3 gün orucunun en üstün olanı Eyyam-ı Bid, yani Eyyam-ı Bid, Mehtap dediğimiz aydınlık günler anlamına gelir. 13, 14 ve 15. günler diye adlandırıldığı söylenir. 12, 13, 14 olduğu da söylenmiştir ama birinci şey daha, fikir daha doğrudur. Yani 13, 14, 15. günleri her hicri kameri, yani hicri takvimin aylarına göre her ayın 13, 14 ve 15. günlerine Eyyam-ı Bid, yani aydınlık günler, yani mehtaplı günler anlamına gelir. 1261 nolu hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana şu üç şeyi, her ay üç gün oruç tutmayı, iki rekat kuşluk namazı kılmayı ve uyumadan önce vitir namazını eda etmeyi tavsiye etti. Buhari, Savm 60, Müslim, yine Ebu Davud'da, ayrıca Nesai'de yer almış. 1262 nolu hadis-i şerifte bu sefer Ebu Derda radıyallahu anh'tan, sevgilim sallallahu aleyhi ve sellem bana yaşadığım sürece asla terk etmeyeceğim üç şeyi, her ay üç gün oruç tutmayı, kuşluk namazını kılmayı ve uyumadan önce vitir namazını eda etmeyi tavsiye etti. Müslim, ayrıca Ebu Davud'da yer almış. 1263 nolu hadis-i şerif, Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ay üç gün oruç tutmak, bütün seneyi oruç geçirmek, oruçla geçirmek demektir. Buhari, Müslim, ayrıca Nesai'de yer almış. 1264 nolu hadis-i şerif, Muaze el-Adeviye radıyallahu anha, ondan rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay üç gün oruç tutar mıydı diye sordu. Ayşe radıyallahu anha evet dedi. Bu defa Muaze ayın hangi günlerinde tutardı diye sordum diyor ve Ayşe radıyallahu anha da ayın hangi günlerinde tutacağına pek ehemmiyet vermezdi cevabını verdi. Müslim, ayrıca Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace. Yine 1265 nolu hadis-i şerif Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, ayda 3 gün oruç tutacağın zaman 13, 14 ve 15. günleri tut. 1266 nolu hadis-i şerif, Katade İbni Milhan radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Eyyam-ı Bid'de, yani ayın 13, 14 ve 15'inde oruç tutmayı emretti. Ebu Davud, Nesai, İbni Mace. 1267 nolu hadis-i şerif, İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eyyam-ı Bid'i oruçsuz geçirmezdi. Nesai, Sıyam bölümü. Evet, yani her ayda 3 gün oruç tutmak ve 3 gününü de hicri ayların 13, 14 ve 15. günlerine denk getirmek hakkında okuduğumuz hadisler bu kadar. Başka bir sohbette buluşma dileğiyle.